Giorgio Armani 1934 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bologna Üniversitesi'nde tıp eğitimi almakla başladı. 1953 yılında askere gitmek için okuldan ayrıldı. 1954'te vitrin tasarımcısı ve stilist olarak işe başladı. Bir süre sonra bir mağazada erkek giyim reyonunda satın alma görevlisi oldu. Tasarımcılık hayatına erkek koleksiyonları hazırlamakla başlayan Armani, bir süre serbest çalıştıktan sonra 1975 yılında kendi markasını yarattı. Başlangıçta yalnızca erkek koleksiyonu çıkarırken, markasını kurduktan bir yıl sonra kadın koleksiyonları da üretmeye başladı. 35 yıldan fazla bir süredir moda dünyasının öncülerinden olan Armani, uçuk kaçık olmaktan uzak, sade ve elegan stiliyle ön planda olmayı başardı. Bu başarının sırrının kendisi gibi olmak ve yeniliklere körü körüne uymamak olduğunu söyleyen tasarımcı, böylece kendi moda dilini de yaratmış oldu. Armani, meslek yaşamı boyunca sayısız ödülün sahibi oldu. Bunlar içinde en önemli olanlar arasında İtalya'nın en yüksek devlet nişanı da vardır. Ayrıca Kraliyet Sanat Akademisi'nden Fahri Doktora ünvanı da almıştır. Armani'nin bir marka olarak bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden biri de Hollywood ünlüleri tarafından özellikle Oscar törenlerinde tercih edilmesi oldu. 1980 yılında çevrilen Amerikan Gigolo filminde Richard Gere için hazırladığı kostümlerde hızla tanınmasını sağladı. Armani'nin Hollywood'la tek bağlantısı bu olmadı. 1990 yılında ünlü yönetmen Martin Scorsese, Armani koleksiyonu ile ilgili Made in Milan isimli bir belgesel yaptı. 26 dakikalık belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterime girdi. Armani markası ismini erkek koleksiyonuyla duyurmuş olsa da kadın giyiminde de çok başarılı olduğunu kanıtladı. Armani'nin özellikle başarılı olduğu alan hot couture. Armani markası altında pek çok farklı alt marka yaratan tasarımcı, farklı gelir gruplarına da hitap etmiş oluyor. Armani Collezioni, Armani Prime, Emporio Armani, Armani Jeans alt markalardan bazıları. Ayrıca kozmetik, dekorasyon ve çocuk ürünleri de bulunmakta. Genel olarak Armani'nin tarzına bakarsak elegan bir stil görebiliriz. Lüks ve kaliteli detayların yer aldığı tasarımları yaratmak için ilham perisi beklemediğini, sürekli çalışarak bu başarıyı elde ettiğini söylemekte. Armani'nin tasarım anlayışı, gereksizleri ortadan kaldır, rahatlığı vurgula ve karışık olmayan, yalın çizgilerin daha elegan göründüğünü kabul et. Armani'nin başarısı yenilik getirmeye çalışmaktan ziyade bilindik bir stili en kaliteli haliyle ortaya koymaktan geçiyor. Lüks detaylar, kaliteli işçilik ve usta kalıp becerisiyle Armani kökleşmiş bir moda evi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Armani, erkek iş kıyafetinin anlamını yeniden tanımlayarak, kadınların giyim şeklini değiştirerek ve lüks olanın rahatsız edici ve yoğun anlamına gelmediğini kanıtlayarak modada devrim yarattı. Şık olmakla eş anlamlı olan Armani ve onun kartal logosu moda tarihinde süzülerek yükseldi ve muhtemelen gelecek yıllarda da orada kalmaya devam edecek.